Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bu derste beraber yepyeni bir bölüme geçiyoruz. Bu bölümde konuşacağımız, üzerinde duracağımız konumuzun adı koleksiyonlar. Yani Java'daki Collection Framework yapısı. Şimdi bu konu önemli. Niye önemli? Hem bundan sonra geliştireceğimiz uygulamalarda genel olarak bunlardan yararlanacağız. Hem de daha önceden öğrendiğimiz nesne yönelimli programlamada işte interface'dir, abstract class'lardır, polimorfizmdir. Bu gibi konuları çok derin bir şekilde işlediği için geçmişteki bilgileri de biz bu hazır framework sayesinde tekrar etmiş olacağız. Bu yüzden bununla ilgili bir slide hazırladım ve slide'ımıza şöyle bir bakalım. Dediğimiz gibi öğreneceğimiz konu Java Collection Framework çatısı olacak. Peki biz buna niye ihtiyaç duyacağız? Ne gibi durumlarda kullanmamız gerekiyor? Şimdi biz ilk derslerimizin ilk başında ne yaptık? Dizileri öğrendik. Diziler nelerdi? Aynı tipli birden fazla ve belirli sayıda değeri tutmak için kullanılan yapılardı. Hal böyle olunca, yani sabit değerleri biz daha programın ilk başında belirttiğimizde dizilerle ilgili bazı sıkıntılar yaşadık, değil mi? Çünkü çoğu zaman bize kaç tane eleman gerekleyeceğini bilemeyiz. Ama diziyi tanımlarken mutlaka ne yapmamız lazımdı? Eleman sayısını belirtmemiz lazımdı. Ve ilerleyen zamanlarda ben bu dizi elemanlarına ekleme çıkarma gibi işlemler yaptığımda ise çok daha büyük sorunlar ortaya çıkıyordu. Bir dizi düşünün, 10 elemanlı ve ortadan 2-3 elemanı aldınız. Ne yapmanız lazım? Atıyorum 5. indeksteki elemanı aldıktan sonra 6, 7, 8'i kaydırma mı yapmamız lazım her çıkarma işleminden sonra? Eğer kaydırma yapmaksak orası boş kalacaktır ve biz orayı her zaman dolu bileceğiz. Bu ve bunun gibi pek çok sıkıntı çıkıyor ekleme ve çıkarma işlemlerinde ve ilgili elemana ulaşmak istediğimizde belki o eleman artık orada olmayabilir. Sürekli bunların kaydını ve kontrolünü yapmak zorunda kalıyorduk. İşte bu gibi sorunları çözmek için Java bize Collection Framework'ünü sunuyor. Ve bu Collection Framework bir yazılımcının ihtiyaç duyacağı pek çok yapıyı kendi içerisinde içerdiği için ben gidip de ihtiyacıma yönelik sıfırdan bir sınıf yaratmak, metotlarını oluşturmak yerine bana zaten sunulan bu Java Collection Framework'ündeki yapıları kullanabiliyorum. Şimdi o zaman gelelim collection nedir sorusunun cevabı. İçerisinde birden fazla nesne barındıran ve gerektiğinde nesne ekleme silme işlemlerini yapabilen başka bir nesnedir. Dediğimiz gibi Java'daki insanlar bizim bu ihtiyaçlarımızı düşünmüşler ve bazı genel yapılar oluşturmuşlar ve bu genel yapıları eğer bilir ve kullanabiliyorsak biz zaten çoğu zaman ihtiyacımızı karşılayan bir karşılığını bulabiliriz bu çatının altında. Ve koleksiyonun içine attığımız elemanlara, nesnelere biz koleksiyon elemanları diyeceğiz. Ve Java Collection Framework'ü bize 3 ana tip sunuyor arkadaşlar. Setler, listler ve mapler. Şimdi set ve map'i daha önce belki duymadık ama aslında listi biz kullandık. Nerede kullandık? Mesela array listi kullandık, değil mi? Array list aslında list interface'inden türetilmiş bir somut sınıf diyebiliriz. Ve bazı örnekleri gerçekleştirmek adına ArrayList'e bir giriş yapmıştık. Bu bölümde bunun üzerinde de örneklerle duracağız ve diğer çeşitlerini de göreceğiz. Şimdi şöyle ne dedik? Bunların hepsi koleksiyon interface'ini temel alıyorlar. Yani bütün koleksiyon yapıları list'tir, set'tir, map dışındakiler koleksiyon interface'ini temel alıyorlar. Yani bu interface'de bulunan metotları ben hem list'lerde hem de set'lerde kullanabiliyorum. Genel olarak liste gibi düşünebiliriz. Bazı çeşitleri var. Çok detaya girmiyorum şimdilik. Set küme olarak düşünebiliriz. Tekrarlanmayacak elemanları içeren yapılar, eğer ihtiyacımız böyle bir yapıya ihtiyacımız varsa seti kullanıyoruz. Mapleri ise genel olarak böyle key value, anahtar değer ilişkisine sahip yapıları kullanırken kullanacağımız koleksiyon yapılarıdır. Şimdi dediğimiz gibi bu list ve set collection interface'inden türediği için collection interface'inde bulunan metotlar her iki yapı içinde ortaktır. Yani siz hem sette hem liste size diye bir metot kullanabilirsiniz ve bu size koleksiyonunuzdaki eleman sayısını verecektir. IsEmpty metodu koleksiyonun dolu ya da boş olduğunu kontrol ederken kullanılır. Eğer size 0'a eşitse true döner. Birden fazla eleman varsa bir veya daha fazla false dönecektir.
Add element dediği verdiğiniz parametredeki elementi ilgili koleksiyona ekler. Bakın burada list ya da set demiyorum. Çünkü koleksiyon diyorum. Çünkü bu metot her ikisi için de ortak olarak kullanılan bir metottur. Add all ise buraya parametre olarak geçtiğiniz başka bir koleksiyon nesnesini, yani başka bir liste olabilir, başka bir set olabilir. Bunları ilgili koleksiyonu ekliyor. Remove element, parametre olarak yolladığınız elementi kaldırıyor. Hepsini kaldırıyor. Bu retain all ise yolladığınız koleksiyondaki elemanlardan kendi koleksiyonunuzda olmayanları çıkartıyor. Contains işte içerip içermediğini kontrol etmek için. Yine burada koleksiyon gönderirseniz bütün elemanlarını kontrol ediyor. Clear ise bu koleksiyondaki bütün elementleri siliyor. Şöyle yüzeysel olarak üzerinden geçiyorum çünkü bunların üzerinde detaylı şekilde duracağız. Ama genel olarak bu metotların collection interface'inden türeyen yapılara ortak olduğunu bilmeniz yeterli. Şimdi adım adım olayı parçalaya parçalaya gitmek istiyorum ve ilk olarak list ara biriminden, yani koleksiyon interface'inden türetilmiş list interface'inden bahsedelim. Şimdi bu list ara birimindeki, yani interface, ara birimi interface olarak düşünebiliriz. Burada bazı soyut sınıflar var. Abstract list sınıfı list ara birimini uyguluyor ve abstract collection soyut sınıfından türetilmekte. Ve list ara biriminde somut sınıflar, ki biz listleri kullanırken aslında bu somut sınıflardan yararlanıyoruz. Gidip de burada abstract collection'ı, abstract list'i kullanmıyoruz. Şuradaki örneği açarsam çok daha anlamlı olacaktır. Şimdi bizim collection framework'ümüzün en başında aslında çoğu yerde söylenmese bile iterable adı altında bir interface'imiz mevcut ve bunun altında bir collection interface'i var. Bu collection interface'ini implement eden başka bir interface'im var, list diye. Bakın burada set veya map'lerden bahsetmiyorum. Şu an için direkt olarak listlere yönelmiş durumdayız. Ve burada bu interface katmanından sonra soyut sınıflar başlıyor. Soyut sınıflar neydi? Bazı yapıları, ortak özellikleri olan bazı yapıları tek çatı altında toplamak isteyip ama ondan bir nesne üretmek istemediğim zaman kullandığım yapılardı. Abstract class'lardı bunlar. Interface'ler neyse neydi? Bazı metot gövdelerini bazı sınıflara implemente etmek için kullandığımız yapılardı. Bakın interface'den soyut sınıflara geçilmiş. Burada demiş bir tane abstract list diye bir soyut sınıf var. Sequential list diye bir soyut sınıf var. Ve bu soyut sınıftan linked list diye bir somut sınıf elde edilmiş. Yani ben aslında framework'lerde, collection framework'ünde listelerle ilgili bir kullanım yapacaksam aslında kullanacağım yapılar somut olan linked list, array list, vektör veya stack sınıfları olacak. Kafamız karışmasın, aralarındaki ilişkiyi ve mantığı göstermek adına bu kadar detaya giriyorum. Bakın linked list demiş, türetildiği soyut sınıf abstract sequential list. Sequential ne demek? Sıralı demek. Linked list ne demek? Aslında sıralı bağlı liste demek. Detayları üzerinde duracağız. Ama zaten bir üst sınıfına baktığımızda aslında bunun nasıl bir işlem yaptığını ben anlayabiliyorum. ArrayList vardı, daha önce kullandık. Ve ArrayList aslında abstract list diye bir soyut sınıftan, o da abstract collection ve list interface'ini implement eden bir sınıfmış. Onlar da collection'a bağlıymış diye düşünebilirsiniz. Yine abstract list soyut sınıfından bir tane vektör diye bir sınıf tanımlanmış. Şurayı da şöyle düzenleyelim. Vektör diye bir sınıf tanımlanmış. Bu vektör sınıfından da stack diye, yığın diyebileceğimiz farklı bir sınıf üretilmiş. Ve list collection'ındaki, list interface'indeki sınıflar ve birbirleri arasındaki ilişki temel olarak bu şekilde. Şimdi ben ne zaman listi kullanacağım? Listeleri, yani list ara birimini kullanan somut sınıfları tekrarlanan veya tekrarlanmayan elemanları sıralı olarak tutmak istediğimizde kullanabiliriz. Yani sizin elinizde veriler var ve bunların içinde tekrarlanan elemanların sizin için bir önemi yoksa, mesela bir öğrenci isimlerini tutmak istiyorsunuz. Burada iki tane Ahmet, iki tane Mehmet ismi olabilir ve bu bizim için bir sorun teşkil etmiyorsa, ben burada bir ArrayList veya bir LinkedList kullanabilirim. Ve list ara biriminde
elemanları biz indeksler ile ulaşabiliyoruz. Şimdi bu list ara birimi, bu yapıyı da biraz o yüzden anlattım. Bakın, collection interface'ini gerçekleştirdiği için bu ne demek? Ben o zaman şu collection'lardaki bütün genel metotları array listimde veya link listimde kullanabilirim. Tabii onların dışında da bazı sırf bu yapıya özel metotlarımız var. Genellikle bakarsanız, bakın burada da bir add metodu var. Burada da bir add metodu vardı. Yalnız burada bir indeks kavramından söz etmiyoruz. Çünkü bu collection, yani genel bir yapı ve bunu implement eden bazı yapılarda index diye bir kavram olmayabilir. Mesela setleri işlerken göreceğiz. Orada herhangi bir index yapısı kullanılmıyor. Bu collection genel bir yapı olduğu için burada da indekslerle ilgili bir yapı göremiyoruz. Ama list ara biriminde biz indeksleri barındıran bazı buna özel metotları görebiliriz. Yine ekleme, tümünü ekle, işte elemanı bulma, elemanın indeksi, son indeks. Bunları zaten daha önce gördük ve kullanırken yine üzerinde dururuz. Ama genel olarak list ara birimine özgü olan bazı metotlar bunlar. Bunu bilmeniz yeterli. Ve daha sonra listedeki, yani listemizin elemanlarını gezerken list iterator veya iterator sınıflarını, interface'lerini kullanabiliriz. Burada list iterator metodu ile listede istediğimiz yönde ilerleyebiliriz. Yani en baştan sona doğru da gidebiliriz, sondan başa doğru da. Sonuçta bu bir liste. Has next sıradaki elemanı dönüyor. Has previous bir önceki elemanı dönüyor. Bu bir önceki elemanın indeksini, bu da bir sonraki elemanın indeks yerini bana dönüyor arkadaşlar. Peki bu listedeki somut sınıflar, dedik ya, eğer ben bir list koleksiyonu kullanmak istiyorsam aslında kullanacağım buradaki somut sınıflar olacaktır. Daha önce kullandığımız ArrayList sınıfı ne işe yarıyor? Elemanlarını boyutu denişen dinamik dizilerde tutuyor. Yani ben buraya kolayca add metoduyla eleman ekleyip remove metoduyla siliyorum ama arka planda eleman eklendikçe, yanlış bilmiyorsam, ilk oluşturduğunuzda size böyle 20 elemanla bir dizi tanımlıyor. Ve daha sonra bu sınıra yaklaşıldıkça, mesela 18. 19. eleman eklenince, bu otomatik olarak arka tarafta oluşturduğu o dinamik dizinin boyutunu arttırıp elemanları yeni diziye taşıyor. Yani çalışma mantığı bu şekilde. Bunları benim için otomatik yaptığı için ben dizim kaç elemanla olacak, eleman ekledim, sildim, aradaki boşluklar ne olacak gibi sorunları düşünmüyorum. Ve bunu bana verdiği, sağladığım metotları kullanarak çok etkin bir şekilde kullanabiliyorum. Linked list var. Bu da bunun biraz farklı versiyonu, bağlı listeler. C dilini bilmiyorum gördünüz mü? C dilinde bir eleman eklediğinizde bir sonraki elemanın adres bilgisini bir pointerla tutardı ve böylece birbirine bağlı bir liste elde ederdik. Bu da benim için bunu otomatik olarak yapıyor. Bunun da kendine has metotları bulunuyor. Add first, add last, remove first, remove last, get first, get last gibi. Hepsinin zaten adından anlaşılıyor. İlk yere, yani ilk indekse eleman ekle, son yere eleman ekle, ilk elemanı çıkar, son elemanı çıkar, ilk elemanı ve son elemanı bana ver gibi. Bir de vektör sınıfımız var. Bu artık biraz eski bir teknoloji olarak düşünülüyor çünkü biraz yavaş. ArrayList'e benziyor. Tek farkı senkronize metotlara sahip olması. Bu ne demek? Aynı veri yapısı üzerinde birden fazla thread safe diye geçiyor arkadaşlar bu. Eğer siz birden fazla thread ile bir veri yapısına, veri kaynağına ulaştığınızda ne yapması lazım? Siz bir eleman üzerinde işlem yaparken diğer thread'deki elemanın bunu beklemesi gerekiyor. Aksi takdirde uyumsuzluklar olacaktır. Ama vektör sınıfı işte bunu sağlıyor. Bu yüzden de biraz yavaş. Ama bunun, böyle bir sorunuz yoksa genel olarak ArrayList'i kullanmanız tavsiye ediliyor. Çok önemli değil. Artık biraz eskiyen bir teknoloji. Yani çok fazla duymazsanız genel olarak biz ArrayList'i kullanacağız. Ve bunların dışında da işte stack ve query gibi bir veri yapılarımız var. Stack yığın demek. İlk giren son çıkar. Mesela üst üste dizilmiş tabakları düşünün. En alttaki tabağa ulaşmam için aslında en üstten birer birer çıkarma işlemi yapmam lazım. Bir de kuyruk diye bir yapımız var. Kuyrukta da bildiğiniz gibi bir banka kuyruğu düşünün. İlk giren ilk hizmet alıp oradan çıkacaktır.
Böyle bir yapı kullanmak istediğimizde yine stekleri ve QI'leri yani kuyrukları kullanabiliriz. Şimdi teorik olarak bilgiler bu şekilde. Gelin bir de bunları şöyle bir örnek yapmayacağım bu ders. Genel olarak mantığını anlatmaya çalıştım. Mesela ben daha önce ne dedim? Array listleri biz kullanmıştık. Array list tanımını şu şekilde yaptım. Ve bu elmas yani diamond işaretlerin içine ben bu array liste string tipinde veriler saklayacağımı söyledim. İsimler dedim, new array list dedim. Ve ne dedik? Java 7'den sonra ben buraya gidip de tekrardan string diye belirtmeme gerek yok. Otomatik olarak artık bunun string olduğu anlaşılıyor. Ve ben bir daha buraya gidip de string yazmak zorunda değilim. Şimdi ne dedik? Slide'ımızı tekrardan açalım. Bakın, ArrayList, Abstract List diye bir soyut sınıftan türetilmiş. Doğru mu? Bir bakalım. Kontrol tuşuna bastım ve ArrayList sınıfını açtım. Bakın ne diyor? Abstract List diye bir sınıf varmış ve bu sınıfın yanı sıra List diye Random Access, Clonable ve Serializable interfacelerini bu sınıf implemente etmiş. Peki, Abstract List nereden? Abstract Collection ve Abstract Collection soyut sınıfından türetilmiş. Doğru mu? Tıkladım. Bakın Abstract Collection sınıfından ve sınıf tanımına da bakarsanız bunların soyut sınıfı olduğunu görüyoruz. Ve soyut sınıflar kısmında yer alıyorlar. Devam edelim. Abstract Collection sınıfı acaba nereden? Artık bunun bir üst sınıfı yok. Collection interface'ini yapmış, gerçekleştirmiş. Doğru mu? Doğru. Peki en sonunda collection'a bakalım. O da iterable diye bir interface'i gerçekleştirmiş. Iterable adı altın sınıfını gerçekleştirmiş. Ve iterable'ın da artık üstünde herhangi bir yapı yok. Ve ArrayList'e ait mesela biz ne dedik? Koleksiyonumuzda bazı metotlar var. Bütün koleksiyon interface'ini gerçekleştiren. Mesela isEmpty, isSize. Gördüğünüz gibi burada bu metotların sadece tanımları var ki biz interface'leri bu amaçla kullanıyorduk zaten. Gövdeleri içerilmiyor. Gövdelerini kim gerçekleştiriyor arkadaşlar? Bunları gerçekleştiren sınıflar içeriyor. Mesela Abstract Collection sınıfı size diye bir metot içeriyor ama bu da bunu abstract tanımladığı için bunun gerçekleştirmesini de bunun altındaki sınıftan beklemem lazım. Geldim buraya. Bu da bir abstract sınıf olduğu için yine ben burada size metodunun gerçekleştirmesini beklemeyeceğim. Kim gerçekleştirecek bu metodu? ArrayList sınıfı gerçekleştirecek. Ve ben buraya gidip de isimler nokta size dediğimde bu metodu tıkladığımda gördüğünüz gibi size metodu tanımı burada yapılmış. Evet, şimdi biz interface'leri gördük, abstract sınıfları gördük ve bazen eminim hani anladınız, en azından tanımlarını bildiniz ama yarın öbür gün bir uygulama kullanırken bunları nasıl, ne şekilde kullanacağınız belki kafanıza yatmamıştır. Bunun için yapılmış örnekleri incelemeniz çok daha faydalı olacaktır. Bakın adamlar neler yapmış. Bir tane interface yani bazı yapıları tek bir çatı altında toplamak için interface'lerde metot tanımları yapılmış. Bu metotlar demiş ki bazı soyut sınıflar olsun bu metotları içersin ve bu metotların gerçekleştirilmesini artık her bir somut sınıf gerçekleştirsin. Yani interface, soyut sınıf, somut sınıflar arasındaki ilişki için aslında Java Collection Framework'ü bizler için çok güzel bir örnek teşkil ediyor arkadaşlar. Evet, umarım kafalar karışmamıştır. Dediğim gibi aslında her bir somut sınıfın örneğini detaylı şekilde yapacağız. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.